Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size yine iğneden tığa şu şekilde çıtı pıtı gördüğünüz gibi arkadaşlar bir model tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz ütüsüz. Ütül olsa daha bir kalıp gibi durur arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde rengarek. İğneden ta bir model. Yine arkadaşlar şu şekilde. Daha önce turuncu renkte. Ben altlarda yapmıştım. Hem boyuncuklusu hem kirpiklisini. Onun ta çevrilmiş hali arkadaşlar. Modelimiz bu. Çıtı bıdı. çok zarif bir model. Hem de tığ battı yapmadan hem tığ battısıyla hem modeli Yeşil kısmını beraber gidebilirsiniz rahatlıkla arkadaşlar. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ilk başlarken de aynı şekilde iki zincir çekerek şu şekilde altı tane arkadaşlar tığ battı yapıyoruz. Bir, iki zincir. Hemen şöyle iki zincir boyutunda bir tığ battı ileri atlıyorum arkadaşlar. İki zincirimi bu şekilde buraya kapatıyorum. 1 2 3 4-5-6 Bu şekilde ikişer zincir çekerek 6 tane tığ battığı hazırladıktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. Bu 4 zincir çiçeğimiz için yuva olacak arkadaşlar. Hemen 4 zincirimi şöyle biraz ileri atarak Öbür iki zincirini düşünün arkadaşlar. 2 katında şöyle bir mesafe yuva yapıyoruz. 5 zincir çekiyorum. bu yaptığımız 4 zincirli tığ battığı arkadaşlar içine şöyle geri dönüyorum geri döndüm buraya şimdi buraya arkadaşlar 8 tane zincir çekiyorum geri döndüm 8 zincirimi çekiyorum 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çekip döndüm arkadaşlar o yuvanın içinden girip kapattım buraya kirpik olarak. Bu şekilde bu boyutta yine 4 tane kirpik yapıyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi kapattım yuvamda. Bu ikinci kirpiğim. Tekrar 8 zincir. 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi kapatıyorum arkadaşlar yuvada Bu şekilde bu da üçüncü kirpi Tekrar 8 zincir Ve dördüncü ve sonuncu kirpi Bu şekilde arkadaşlar buraya 4 tane kirpik yapıyoruz 4 kirpik bitti şimdi 5 tane zincir 5 zincirimi çektim bu şekilde Geri dönüyorum arkadaşlar en son yaptığım kirpiğin içine bu şekilde kapattım. Şimdi arkadaşlar 15 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincirimi çektim. Bir tane arkadaşlar tığ battı atlıyorum. İkinci tığ battımın içine bu şekilde sık iğne yapıyorum kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar şu boyutta çerçevesini yaptık. Bakın 15 zincir bu şekilde bir çerçeve oluyor. Dönerken iki tane 3 ilk başta bir tanesini 3 çekiyorum arkadaşlar. Geri kalan 2 zincir. Yaptığım bu 15 zincirin arasına girip kapattım. 1 2 zincir kapatıyorum. 1 2 zincir bu şekilde zincirlerimin üzerine arkadaşlar ikişer zincir çekerek devam ediyoruz bir ve iki zincir zincirimin arasına kapatıyorum iki zincir kapattım bu şekilde bir iki zincir zincirimin arasına iki zincir şöyle hızlıca yapalım arkadaşlar Bismillah 2 zincir kapatalım. 2 zincir kapatıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın kirpiklerimizin kenarını bu şekilde kapladı. Gördüğünüz gibi bu ikişer zincirli sık iğnelerimiz. Şimdi 1 2 zincir sonuncuyu da yaptık. En dibe geldik. 12 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Yine bu yeşil yuvanın içine kapattım bu şekilde. Bu da arkadaşlar şu kirpiklerimiz için yuva. Yani şu şekilde arkadaşlar bir tanesini bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar şimdi ikişer zincir çekerek 6 tane tığ battı yaparak devam ediyoruz. 1 2 zincir. İlk başlarken aynı bu şekilde 2 zincirimizi çekiyoruz. Yemenimize 6 tane tığ battı yapıyoruz. 2 zincir bu şekilde şöyle tığ battılar şu mesafede tığ battılar hazırlıyoruz. 2 zincir hemen bir tığ battı mesafesi alıp kapattım. 2 zincir tığ battı mesafesi aldım kapattım 4 oldu 2 zincir tığ battı mesafesi alıp kapattım 2 zincir bu şekilde tığ battı mesafesi alıp kapattım 6 tane oldu adetimiz arkadaşlar 6 tane olunca ne yapıyorduk 4 tane zincirimi çekiyorum ve kapattım buraya 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Bu şekilde yaptığım bu 4 zincirli yuvanın içinden arkadaşlar en köşeden sık iğne ile kapattım bu, bu şekilde. 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çekip düz yüzüne döndüm. Yuvamızın içine kapatıyorum. Bu şekilde bir tane kirpik oldu. Buraya tam 4 tane kirpik yapıyoruz. 6, 7, 8. Bu ikinci kirpiğimiz. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Bu da üçüncü kirpiğimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da dördüncü ve sonuncu kirpiğimiz. Bu şekilde bu, bu yuvaya da arkadaşlar 4 tane kipimizi hazırladık. 5 zincir. 5 zincirimizi çekiyoruz. Yine ters tarafına dönüyoruz. En son yaptığımız kirpiğimizin içinden girdik. Sık iğne ile 5 zincirimizi buraya kapattık. 15 tane zincir. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zinciri de çektik arkadaşlar ve bir tane atlayıp ikinciye kapatıyorum buraya bu şekilde evet. şu şekilde kirpiklerimi kaplayacak şekilde bir çerçeve yaptım 3 zincir çekiyorum sadece ilk 3 arkadaşlar döndüm düz yüzüne bu yaptığım 15 zincirin içine sık iğne ile kapattım 1 2 zincir kapatıyorum bu şekilde bu 15 zincirin üzerine ikişer zincirle sık iğneler yaparak dolduruyoruz arkadaşlar. 1 2 zincir 1 2 zincir 1 2 zincir. Hem çıtıpıtı hem de görünüşü zarif olan bir model arkadaşlar. Bu şekilde kenarın, kirpiklerin kenar çerçevesini yapmış oluyoruz. 1 2 zincir bir iki zincir bir iki zincir bir iki zincir bir iki zincir kapattım buraya bu şekilde çerçevemiz doldu arkadaşlar hepsini doldurduk şimdi 12 tane zincirimizi çekiyoruz 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 zincirimizi de aynı şu kirpikleri yaptığım yuvanın yeşil yuvamızın içine kapatıyorum arkadaşlar. 1 2 zincir. Yine aynı şekilde ilk başladığımız yere dönüyoruz arkadaşlar. Kişer zincir çekerek buraya tam altı tane tığ battı yapıyorum. 2 3 4 Evet arkadaşlar. 6 tane tamamlayıp tekrar aynı şekilde devam edeceksiniz. Ben model amaçlı olduğu için burada bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde iki zincirimi çektim ve kapatıyorum. İpimi kopardım. Evet arkadaşlar pembe ipimizi tığımızla zincir çekerek tutturduk. Kirpiklerimizin hemen bitimindeki bu 12 zincirli yeri kirpiklerimize yuva yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile giriyorum. Şöyle arkadaşlar şu ipin üzerine yapıp sağlamlaştırmak istiyorum onu oradan. 4, 5, 6 zincir. Hem de size arkadaşlar fikir amaçlı olsun. Bu şekilde altta kaldığı sürece daha sağlam oluyor. 6 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve yine yeşil yuvadan girip 6 tane buraya kirpiğimi yaptım arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. ipimi koparıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle iki zincir çekerek ipimi tığıma tutturuyorum. Ve yine aynı şekilde bu kirpiklerimin bitimindeki indiğim 12 zincirin içine sık iğne ile girdim arkadaşlar. Ve 1, 2, 3, 4, 5, altı zincir kapattım. Buraya bir kirpik yapıyorum. Tekrar altı zincir kapattım bu şekilde sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapatıyorum bu şekilde 3. kirpi. Bir zincir çekiyorum. İpimi daha hafif uzatıyorum arkadaşlar. Ve yine arkadan arkadaşlar bir ilmek veya bir gerideki ilmeklerden de alabilirsiniz. Sorun olmaz. Evet. Bu şekilde çektik. İpimi de kestim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde daha bir temiz oluyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok hoş bir model oldu çıtı pıtı İstediğiniz renklerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.